Merhabalar, ben Bahar Şahin. Artık ben de bugün sonunda O Ne Diyor'dayım ve sizden gelen soruları cevaplayacağım. Korkarak ve çekinerek kavanozumu elime alıyorum. Umarım içinde beni çok zora sokacak sorular yoktur. Sırf eski sevgilini kıskandırmak için attığım fotoğraf ya da story oluyor mu? Olmaz mı? Oluyor tabii. Tabii ki de. Tabii ki de. Bize ideal erkeni kısaca anlatır mısın? Ona göre kendimi şekillendireceğim. Yani ideal erkeğin nasıldır benim? İyi kalpli olması gerçekten çok şey olacak, klişe olacak ama dürüst olması, eğlenceli olması. Böyle çok hayatta her şey böyle dünya başına yıkılmış gibi yaşayan ve davrananlar var ya, böyle onlar benim böyle içime aşırı geliyor. Enerjisi yüksek olsun, iyi kalpli olsun, dürüst olsun. Her şeyi konuşabileceğim bir insan olmasını isterim. Hiç tanımadığın ama fiziksel olarak hoşuna giden birini Instagram'dan ekler misin? Hayır. Yani ben Instagram'ı aşırı ciddiye alan ve anlamlandıran biriyim. Biriyle küstüm mü? Direkt unfollow'u çakarım. Çünkü niye göreyim yani? Niye ben onu görüyorum ki yani? Bir de biriyle... Ya ben hiç Instagram'dan birine takip ettiğim olmadı. Çünkü belki rahatsız olur ya da belki o beni takip etmek istemez diye hep biri beni takip ettiğinde geri dönüş sağlarım. Çünkü belki de beni takip etmek istemeyebilir. Orayı bilemem. Instagram'da yakın arkadaşlar listem var mı? Var. Bizden gizli ne atıyorsun? Evet, yakın arkadaşlar listem var ve dünyanın en saçma storylerini atıyorum. Onlar da arkadaşlarım olduğu için bana katlanmak zorunda kalıyorlar ama 7 kişi falan var yakın arkadaşlarımda da. Önünde bir küre var ve tek bir soru hakkın var. Gelecekle ilgili ne sorardın? Ne sorardım? Ya ben hastanelerden, hastalıklardan, büyük ameliyatlardan, küçük operasyonlardan inanılmaz korkan bir insanım. Hiç ameliyat geçirdim mi, hastanede yattım mı, sağlık sorunumla ilgili bir şey oldu mu diye sorardım. Allah kimseye dermansız dert vermesin. Kimseye de kötü hastalıklar vermesin. Hasta olanlara da şifa dilerim. Biriyle karşılaşıp konuşmamak için yaptığın şeyler var mı? Varsa nelerdir? Hiç yok ya. Biriyle karşılaşıp konuşmak istemiyorsam çok belli ediyorum. Bayağı belli ediyorum ya. Karşılaşmak istemediğim biriyle çok aynı tesadüfü yaşamıyorum yani. Kaçarım direkt ortamdan. Şu an kameraya bakıp içten bir şekilde seni sevmeyenlere ya Allah der misin? Beni sevmeyen kişilere tabii ki de bir yallah derim, yallah. Sette mikrofon açıkken başına gelen bir şey oldu mu? Ya olmadı. Çünkü zaten yani sette şöyle bir sorun da yaşıyorsun. Eve gittiğin zaman da bazen konuşurken ben böyle yan üstünde mikrofon var gibi zannediyorum. Çok, o yüzden çok dikkatli davranıyorum. Ama en son Zalim İstanbul'da Oğuz vardı, bizim sesçimiz. Bazen böyle çok sıkıldığımda ağzıma patlayan şeker alıyordum. Sonra mikrofona böyle şey yapıyordum, ağzımı dayıyordum. Mikrofon cızırtılı oluyordu. Oğuz geliyordu, sürekli cızırtı var, bir şey var mikrofonda. Allah Allah diyorum, bir şey yok. Cızırtı var, bozulduğunu sanıyordu. Bunu yaptım birkaç kere. Kendisi de böyle hakkını helal etti. Çok sıkılıyordum. Bize var gücünle bir çığlık atabilir misin? Mesela aşırı sinirlenmiş gibi. Ben ama aşırı sinirlendiğimde de çığlık atmam. Ama şimdi nasıl atayım ya? Pas. Hiç aldatıldın mı? Hocam düşüncelerimi söyleyebilir miyim biraz? Şüpheleniyorsam doğrudur Müge Hanım'ın da dediği gibi. Tabii ki de şüphelendiğim şeyler olmuştu ama yakaladığım şey olmadı. Erkek arkadaşımı daha yakalamadım ama yakalasam da herhalde bu davanın peşini bırakmazdım. Biraz uğraşırdım. Yakalamadım, şüphelendiğim oldu ama. Hiç cam sildin mi? Sildim tabii. Tabii sildim yani. Tabii ki de sildim. Temizliğimi ben yapıyorum. Bu yazılı olmayan bir kuraldır dediğin bir şey var mı? Benim yazılı olmayan kuralım Twitter asla gizli kullanılmaz. Var tabii canım. Benim yazılı olmayan ama kuraldır dediğim. Ya mesela ben hiçbiri de çıkıp eski arkadaşlarımdan veya arkadaşlarımdan Bahar işte benim erkek arkadaşımla birlikte oldu dememiştir. Bence hiçbir arkadaş hiçbir arkadaşının sevgilisiyle birlikte olmamalıdır. Ne iğrenç bir midesizsiniz. Bence bu bir kuraldır. Dünyada erkek mi kalmadı ya da kadın mı kalmadı yani? Kişilik özelliklerinden seni en çok belaya sokan özelliğin ne? Ben çok sakin konuşurum. Sakin ve iğneleyici konuşurum. Hiç böyle biriyle çata çat kavga etmem. Ve benim sakin konuşmam, yani aslında onları çıldırtmak için konuşmuyorum ama karşımdakini daha çok çıldırtıyor. Bu ve biraz da dik başlı konuşmam. Biraz sonunu düşünmeden pire için yorgan yakanlardan maalesef var böyle bir özellik. Pişman olurum sonra ama. Bir günlüğüne bir kural koyabilseydin ve herkesin ona uyması gerekseydi bu ne olurdu? Güzel bir soru. Tüm dünyada aynı anda sabah 8'de müziği başlatıp yiyecekler, içecekler, her şeyin eşit olduğu bir gün sağlardım ama herkes dışarı çıkmak ve eğlenmek zorunda. Yani bir günlüğüne herkesin eşit bir hayat sürebileceği bir şey yapmak isterdim. Müzik sabah 8'de başlıyor, gece 1'de bitiyor ama yani o kadar.
Arapça kelime biliyor musun? Biliyorsan söylemek ister misin? Bildiğim tek bir kelime var. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başka bilmiyorum. İstediğim bir film karakteri şu an yan koltuğuna ışınlanacak olsa kim olsun isterdin? Ya şeyi isterdim. Doğru telaffuz edecek miyim bilmiyorum ama Amerikan. Evet, Amerikan'ı isterdim. Bayılıyorum. Her filmini belki de defalarca izlemişimdir. İsmin Bahar olmasaydı ve kendi ismini kendin seçseydin ne koyardın? Bence sende tam Ezgi tipi var. Annemle babamın şu hayatta verdiği en doğru iki karar var. Bir, beni dünyaya getirmek. İki, adımı Bahar koymak. Gerçekten adımı çok seviyorum. Çok seviyorum. İyi ki de Bahar koymuşlar. Anneciğim ve babacığım. Bende de asla Ezgi tipi yok. Hayatta oyunlarındaki gibi hile kodları olsaydı hangi kodlar olmasını isterdin? Üç tane sayabilir misin? Ben en çok para hilesi kodunu kullanırdım herhalde. Oo, güzel bir kod. Ama bir kodum olsaydı. Şey isterdim ya. Ben çalışmayı çok seviyorum ve sette bulunmayı. Ve bazen çok uykum oluyor. Böyle ansızın uyuyakalıyorum. Sağlık kiti isterdim. Bir anda beni şarj etsin ve kendime geleyim isterdim mesela. Aradan daha değerli şeyler vardır bazen. Arada bir aynanın karşısına geçip vay be ben de ne kızım dediğin oluyor mu? Tabii ki de bazen hazırlandığımda galalarda falan çok güzel oldum falan diyorum da vay be ben ne güzel kızım dediğim olmuyor tabii ki de. Eskiden sosyal medyada çok aktiftin, şimdi neden değilsin? Bir sebebi var mı? Gökhan. Ya ben biraz evet çok aktiftim ama hep çevremden duyduğum şeyler sen sosyal medya fenomeni değilsin, sen oyuncusun, cool takılman lazım falan oldu ve ben daha çok içime kapandım çünkü yaptığımı çirkin bir şey olduğunu düşünüyordum derken çirkin bir şey olmadığını gördük. Yani YouTuber'lar, influencer'lar şu an gayet mutlular. O yüzden de çok içime kapandım. Artık istesem de böyle telefonu elime alıp istediğim gibi rahat ve özgürce konuşamıyorum. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum. Ama genelde hep menajerlerim kızmıştır bu konuyla ilgili. Bahar, bir ara YouTube kanalı açmayı düşündüğünü söylemiştin. Burada da o zamanki hayatımdaki menajerim izin vermemişti. Çünkü sen bir YouTuber değilsin demişti. Hatta kamera bile almıştın. Acaba vaz mı geçtin? Vazgeçtim galiba ya. Bir kere heveslendim. Bir daha olmayınca da bıraktım. Yeni proje ne zaman? Söyle, aramızda kalır. Gökhan Güneş'e bağlanıyoruz. Evet Gökhan Güneş, yeni proje ne zaman? Çok yakında inşallah. Hiçbir açıklama yapmadan tutuklansaydınız, arkadaşlarınız ve aileniz ne yaptığınızı düşünürdü, kavga ettiğini düşünürdü. Elit dizisinde hangi karakter olmak isterdin? Gerçek bir BŞFC üyesi Bahar'ın ne kadar çok Elit dizisi sevdiğini iyi bilir. Helal olsun lan size. Size helal olsun. Carla olmak isterdim. Çok güzel onun karakteri. O ne diyor ekibiyle bir selfie çekip Instagram hikayeye koyabilir misin? Bu O ne diyor'un fake hesabından gelen soru mu? Öyleyse söyleyin. Seve seve koyarım. Dünya tatlısı insanlar var. Hepsiyle tanıştığım için çok şanslıyım ve mutluyum. Çok gerilerek gelmiştim böyle zaten nasıl insanlar falan filan diye ama çok tatlı hepsi. Çok teşekkür ederim. Bitince de seve seve koyacağım. Bir teknen olsa ona vereceğin isim ne olurdu? Hiç düşünmedim. Çok deniz insanı, tekne insanı değilim. Ona vereceğim isim ne olurdu ya? Pas. Oyuncu olmasaydın ne okumak isterdin? İç mimar olmak istiyorum diye çünkü çok seviyorum. Bir yere dekore etmeyi. Instagram fotoğraflarını neden hep arşivliyorsun? Gözümüzden kaçmıyor. Ya çok çünkü beğenmiyorum bazen kendime. Çok gereksiz buluyorum bazı fotoğrafları. Arşivliyorum çünkü fotoğraf çekilmeyi de çok sevmiyorum. Fotoğraf çekilmek benim için bir zulüm. O yüzden arşivliyorum. Bu soruya cevap verme ihtimali %0 ama soruyorum. Daha önce birini aldattın mı? Allah belamı versin ki aldatmadım. Bak biri de çıkıp beni aldattı diyemez. Az önce de söylediğim gibi ben bir arkadaşımı da aldatmadım. Sevgilimi de aldatmadım. Yapmam. Bize bir Oğuzhan Koç şarkısı patlatır mısın? Oğuzhan Koç çok severim. Ama sesim hiç güzel değildi. Hep sesi güzel olan mı söyleyecek? Hocam söyleyebilir miyim? Tamam, söyleyelim. Oğuzhan Koç'tan neyi söyleyeyim? Ben de bu yolları gide gele göreceğim. Yok ki bir bildiğim. Serdeki acıları çekmek için yine bir zalimi seveceğim. Bir şey öğrendiysem eğer, karşılığı yokmuş meğer. Her aşk gibi bu da bir gün biter. Çok teşekkür ederim. İlk defa şarkı söylediğimde insanlar beni alkışlıyor. Senin mekanda olduğunu görmeden dedikodunu yapan bir gruba şahit oldun mu? Böyle bir durumda ne yaparsın? Mevzu olursa haber ver gelelim. Kardeş sağ ol. Böyle bir durum yaşamadım. Yaşasaydım da hiçbir şey yapamazdım. Kim ne yapabilir ki ya? Kim gidip oraya yani benim hakkımda mı konuşuyorsunuz ben mi demez. Konuşsunlar zaten yani. Ne yapayım? Hiç Merve'lere gittin mi? Vallahi gitmedim.
Yemin ederim gitmedim. Gittiğim her yerde anneme babama söylemişimdir. Sosyal medya fenomenleri mi yoksa TV yıldızları mı daha samimi? Sen iki tarafı da tanıyorsun. Sosyal medya fenomenleri daha samimi, daha gerçek, daha cana yakın. Hepsini çok seviyorum. En çok kırıldığın şey nedir? Saygısızlık. Saygısızlığa çok kırılırım. Bir de vefasızlığa çok kırılırım. Bu çok bayağı karaları bağlarım, üzülürüm yani. Bitti. Çok teşekkür ederim zor şeyler sormadığınız için. Çok sağ olun. Umarım içtenlikle ve samimiyetli bir şekilde sorulara cevap verebilmişimdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.